Değerli öğrencilerim, merhabalar. Bu videomuzda da paralel kenarı halledeceğiz arkadaşlarım. 10. bölümümüz olan paralel kenarı 10 tane köşe taşı varmış. Herhalde bir videoda hepsini çeker bitiririz diye de tahmin ediyorum inşallah kardeşlerim. Hadi bira bismillah diyelim. İlk köşe taşımızı açıyoruz ve bakalım nasıl sorular varmış bir görelim. Evet, birinci sorumuz. Bir kenarının uzunluğu diğer kenarının uzunluğunun 3 katına eşit olan paralel kenarın çevresi 72'dir. Buna göre paralel kenarın kısa kenarı kaç santimdir diye bir soru sormuş. Gayet basit bir soru arkadaşlarım. Hemen küçücük bir paralel kenar çizdim şöyle kenara. Diyor ki bir kenarın uzunluğu diğerinin 3 katına eşit. Yani şu kenarına A dersek uzun kenarı bunun 3 katıymış 3A. Paralel kenarımızda karşılıklı kenarlarımız eşit olduğu için burası da A. Burası da 3A ve çevresini topluyorum. 4 kenarını toplayalım. 3, 4, 7 ve 8A yaptı. Bize de 8A'yı 72 vermiş dostlarım. Hemen 8'e böldük. A eşittir. 9 mu çıkıyor? Kısa kenarı kaç santimdir? Yani A'yı soruyor bize. 9'u paketledik hemen dostlar. Evet, ikinci sorumuz. Yine bir paralel kenar. Buna göre KBNT yani mavi olan MLTD o da sarı olan paralel kenarların çevreleri toplamı mı? Yok, farkı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada bakın büyük bir paralel kenar var. Bir de 4 tane içinde küçük paralel kenar var. Çünkü bu kenarlar birbirine paralel verilmiş sorunun yan tarafında gördüyseniz. Dolayısıyla bunların 4'ü de paralel kenar oldu. O halde karşılıklı kenarlarını eşitleyebilirim. Mesela şu beyazda burası 5 ise burada 5, burada 5. Bura 2 ise burada 2, burası da 2. Şurası 6 ise burası da 6, burası da 6. 3 ise burada 3, burada 3 paketledim. Şimdi şunların çevrelerini bulalım. K, B, N, T mavinin çevresi 11 buradan. 11 de buradan geliyor 22. Bunun çevresi 22. Eksi. MTLD'nin çevresi 6 buradan, yok 5 buradan, 5 de buradan geliyor 10. Bunun da çevresi 10. 22 eksi 10'dan Edirne geldi sorunun cevabı. Evet, yeni nesil bir sorumuz var dostlarım. Eş paralel kenar taşlarla yapılmış aşağıdaki motifin çevresi 40 santimdir. Bunların hepsi eşmiş dostlarım. O halde paralel kenarın kısa kenarına şurada A dersem, bu kısa kenarda A, şuradaki kısa kenar, bakın bütün kısa kenarlara A yazıyorum şimdi. Şurası da A, şurası da A. Şunlara yazmadım çünkü bunlar çevrenin içerisinde değiller. Şeklin içinde kalmışlar. Sonra uzun kenara da B diyelim. Şuraya da B, 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 B ve B yazdım. Şimdi şeklin çevresini toplayalım bakalım. Şuradan B geliyor. A geliyor. A, B, A, A, B, B, A, A, B buradan, B buradan, A buradan, A buradan geliyor. Bakın şekli bir çevreledim. Şimdi toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane B var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de A var. Ve bunların toplamı 40 santimmiş dostlarım. Hemen 2'ye bölelim mi bunları? 3B artı 4A eşittir 20'ymiş. Bize de diyor ki kullanılan paralel kenarın kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Yani şuradaki B ile A birer tam sayı olacak. Hemen değer vermeye çalışalım. Mesela B'ye ne diyelim? 1 desek B'ye atıyoruz şimdi kafadan. 3 olur burası. 17 olur 4A'ya 17 kalır. 4A 17 olursa A virgüllü bir sayı çıkar ki bizden tam sayı olmasını istemiş. Demek ki B 1 değil. 2 verelim. Burası 6 olur. 3 kere 2 6. 6'yı bu tarafa atarsak 4A 14 olur. A eşittir 3,5 çıkar. Bakın yine virgüllü değil. 3 verelim. 9 olur bu tarafa attım 11. 4A 11 oldu yine buçuklu. 4 verelim. 3 kere 4 12. 12'yi bu tarafa atarsam 8 kalır. 4A 8 ise A da 2 çıkar. Yani bu durumda B 4'müş. A da 2'ymiş arkadaşlarım. Bunu bulduk.
Bir paralel kenarın çevresini istiyor bizden. Şimdi bir tane paralel kenarımızı çizelim şuraya. Şuraya B dedik, burası da B. Buraya A dedik, burası da A. Şimdi A'yı 2 bulmuştuk. B'yi 4 bulduk. Çevresini hesaplayalım. 6 buradan, 6 da buradan geliyor. 12 yaptı. Bir tane paralel kenarın çevresi. Evet, geçtik bunu. ÖSYM böyle soruları seviyor bu arada arkadaşlarım. Yeni nesil sorudur. Basittir ama biraz uzun uzun uğraşıyorsunuz işte toplama çıkartmayla. Evet, geldik ikinci köşe taşımıza. Bir açıyla ilgili bir ilişki vermiş. Bakın şuradaki BCD açısını bir görelim. Bunun iki katının 15 eksiği var. O halde buna biz bir harf verelim. A diyelim BCD açısına. Şuraya A dediğinizde diyor ki ADC, ADC yani şuradaki açı bu A'nın iki katının 15 eksiğidir diyor. Yani 2A eksi 15'miş burası. Şimdi paralel kenarda açıyla ilgili özelliğimiz şu. 1. Karşılıklı açılar eşit. Yani şuraya A diyelim. Burası da kesin 2A eksi 15'miş. Bu 1. 2. Ardışık açıların toplamı 180. U kuralından geliyor dostum bu da. Yani şu 2A eksi 15 ile A'nın toplamı 180 olacak. Toplayalım. 3A eksi 15 yapar. 180'e eşitmiş. Demek ki 3A eşittir 195. A eşittir. 3'e bölelim hemen. 6, 5. 65 geldi. Nereyi soruyormuş? BAD. BAD. Şuradaki açıyı soruyormuş. Yani A'yı soruyormuş. Cevap Denizli'den çıktı. İkinci soru. Paralel kenar diyor. Şurada bir eşitlik var. Şimdi paralel kenarda bu karşılıklı kenarların eşit olduğunu hemen gösterin dostlarım. Buna da aynı simgeyi koyun. Bakın böylelikle şurada bir ikizkenar üçgeni yakaladık. Sonra U kuralı var demiştik. Yani bu 60 ile şuradaki açının toplamı ardışık oldukları için 180 olacak. Demek ki burası 120. Ve yine bakınız arkadaşlarım şurada bir ikizkenar üçgen çıkarttık. Tepesi 120 ise eşit açılarına 60 kalır toplamda ve 30-30 kardeş kardeş paylaşırlar bu 30'ları. Sonra şuradan bir Z harfi yaptım. Buranın da 30 olduğunu gördüm. Şu ana kadar yapabildiklerim bunlar. Şimdi soruyu okuyalım. BC ile ED eşitmiş, onu gördük. AE ile CD birbirine eşitmiş arkadaşlarım. Bakın AE uzunluğu şu CD uzunluğuna eşitmiş. Ve biz yine biliyoruz ki paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. O zaman buraya da aynı simgeyi koyarsam bakın bu da bir ikizkenar üçgen çıktı. Ve tepesi 30 olan bir ikizkenar üçgen. O halde taban açıları birbirine eşit. Burası da x diyelim. X ile x'in toplamına yani 2x'e 150 derece kaldı. Dolayısıyla x 75 çıktı. Denizli'den paketledik. Üçüncü sorumuz yeni nesil bir soru ve katlama sorusu ve yine ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzlarında. Mutlaka bu senede bir katlama sorusu gelecek dostlarım. Ama paralel kenar mı katlar, dikdörtgen mi katlar, üçgen mi katlar bilmem. Ama mutlaka bir şeyi katlar ÖSYM. Çemberi bile katlayabilir. ABC'de paralel kenarı biçimindeki bir karton ED boyunca katlandığında C noktasının görüntüsü C üssü oluyor. Şimdi biz bildiklerimizi bir konuşalım katlamayla ilgili. Katlama sorularında bir kere kat çizgisi yani ne boyunca katlanıyorsa o mutlaka açıortay oluyordu. Hem bu taraftan açıortaydır hem de bu taraftan açıortaydır. Bunu bir gösterelim. Ve bakın burada bir 10 derece var. O halde şuraya toplamda 170 kaldı arkadaşlarım. Bu 170'i de 2'ye böleceğiz biz. Ne oluyor? 85, 85, 2'ye böldük. Burası 85, burası da 85. Şurada bir 85, 90... 160 oldu. Şuraya da 20 derece kaldı. Mavi üçgende toplamları 180 kuralı yaptım. O halde bu da açıortay olduğu için bu da 20 derece. Şimdi C açısı katlanmadan önce 75'miş ki katlandıktan sonra da 75 olmuş. Onu da bir gösterelim. Burası da 75 diyelim. Sonra U kuralını yapalım bakın. Bu 75 ile şuradaki ile şuranın tamamının toplamı 180 olacak. O halde burası 105. Şurada 20, 20, 40'ı burada. 105'ten de 40'ı çıkarırsam 65 gelir. Bizim x dediğimiz açı dostlarım. Yani cevap Denizli'den paketlendi. Evet. 2 numaralı köşe taşını da görmüş olduk böylelikle.
Hemen çevirdim arka tarafını ve 3 numaralı köşe taşımızdayız. Şöyle bir düzeltelim. Şimdi burada da paralel kenarın içinde açıortay görüyorum dostlarım. Bundan sonra unutmayın lütfen, deltoid hariç diğer bütün özel dörtgenlerde açıortay varsa bilin ki o soruda kesin Z kuralı var. Ve Z kuralının sonucunda da siz bir ikiz kenar üçgen bulacaksınız. Kesin. Şimdi bakın buradaki açıortayımızda Z kuralını bir görelim. Şöyle bir Z harfimiz var burada. Demek ki şuna da biz noktalı açı yapacağız. Çünkü buradakiyle buradaki eşitti birbirine. Ve bakın bununla bu eşit geldi dostlarım. Dolayısıyla burası kesin bir ikiz kenar üçgen çıktı. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için bu da 7. Bu da 7. Bakın bu kenar toplamda 9 geldi. O halde x de 9 olacak. Cevabım Ceyhan'dan gelecek dedi. Evet, ikinci soru. Şuna bakalım. ABX kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen önce şu karşılıklı kenarlar eşit. Buraya da bir 9'u paketleyelim. Şimdi bundan sonra iki seçeneğim var. Ya bu açıortayı dibine kadar uzatırım. Şöyle nereye geliyorsa artık bilmiyorum. Böyle götürdüm. Ve burada bir Z kuralı yaparım şöyle. Ya da şu F noktasından, onu da başka renkle yapayım. F noktasından şöyle bir paralel doğru çizerim. Ve Z kuralını burada yaparım bakın. Şöyle bir Z kuralı yaptım. Şurası da kesinlikle noktalı açıdır dedim. Yani bu kenar, bu kenara kesin eşit çıktı arkadaşlar. Seçeneklerim bunlar. Şimdi devam edelim. Şurası 4 ise şuraya da 4 yazalım. 3 ise buraya da 3 yazalım. Burası 6 kalsın. Buraya da 6 yazalım. Buraya da 6 yazalım. Buraya da 6 yazalım. Bakın buradan soru çıktı bile. Şurası 10 ise burası da 10'dur dedim. Ve cevabı Adana'dan paketledim. Evet, yeni nesil sorumuz kesme biçme sorusu. ABC'de paralel biçimindeki kağıt CVD'ye göre açıortayları boyunca kesiliyor. Açıortaylar boyunca kesilmiş. O zaman şu açıortayları bir konuşalım. Bakın şurada bir Z harfimiz var. Hemen buna da çizgili açı diyelim ve şu kenara tık tık koyduysak bu kenara da tık tık koyacağız. Karşılıklı kenarlar eşit. İkiz kenar olduğu için buna da tık tık koydum. Sonra şuradaki Z harfini yapalım. Buraya da noktalı açı yazalım ve bu kenarda bu kenara eşit geldi. Yani şurası K, K, K. Burası da 3K çıktı. Şimdi alttaki şekle bakarsanız diyor. Bu son şekilde biz ne bulduk şu kenarı? 3K bulduk. Burayı ne bulduk? 1K bulduk. Buna göre diyor paralel olan, işte bununla bu paralel olan uzunlukların oranı kaç olabilir? Ya 3 bölü 1 olabilir ya da 1 bölü 3 olabilir. İkisi de olabilir arkadaşlarım. Dolayısıyla 1 bölü 3 var şıklarda. Bunu işaretledim. C. Evet, geldik 4 numaralı köşe taşına. Klasik bir şeklimiz. Üniversite sınavında sorulmuş bir şekildir dostlarım bu. Şimdi ardışık iki açıortayın arasındaki açı her zaman 90 derece. Bu 1. 2. Sen tam bu 90 dereceden paralel bir doğru geçirirsen dostum şu şekilde. Bu paralel doğru her zaman ama her zaman yan kenarları 2'ye bölecek. Bunun da ispatı şöyle. Şuradaki Z harfini yapıyorsunuz. Şurası çizgili açı oluyor ki çizgili açıysa bunlar birbirine eşit geliyor. Şununla şu. Aynı şekilde burada bir Z harfi yapıyorsunuz. Burası noktalı açı oluyor. Bununla da bu birbirine eşit geldi. Ve bakın şurası 2'ye bölündü. Tabi paralel çizgi burayı 2'ye böldüyse bu tarafı da 2'ye böldü deyip bunu bu şekilde ispatlayabiliyorum. Aynı zamanda bakın bir de ne çıktı? Dik açıdan inen kenar ortay olduğu için muhteşem üçlü de çıktı dostlarım. Şimdi bu paralel doğru. Şuradaki 8'lere eşit. Yani burası da 3 geldi. O halde bu da 3, bu da 3. X'imiz 6 çıktı diyebiliriz. Yine aynı soru bakın. İki açıortayın arasındaki açı kesin 90. Ben şimdi bu paraleli böyle devam ettirirsem burayı 2'ye böldüğü gibi muhteşem üçlümüzü de yaptı. Şimdi tabii bu sefer şurada bir Pisagor çakmam lazım. 12, 4 daha 16'dan burası 4 geldi. Demek ki şu 2, şu 2, şu da 2 çıktı. O halde x ile 2'nin toplamı şuradaki 7'ye eşit olacak. X eşittir 5, paketledik çıktı dostlarım. Şuradaki üçgende ben Pisagor yaptım. Ama sen belki
30, 60, 90 olduğunu görürsen bu üçgenin buradaki 4'ü Pisagor yapmadan da bulabilirsin kardeşim. Evet, üçüncü sorumuz yeni nesil soru. Bıçakla kesilip sol ve sağ parçalar çıkarılıyor. Ardından mavi bölgeler KL boyunca katlanıyor ve şu hale getiriliyor diyor arkadaşlarım. Elde edilen dörtgenin çevresi turuncu üçgenlerden birinin çevresinden 12 birim fazla olduğuna göre KL kaç birimdir diye bir soru sormuş. Şimdi şurada birazcık konuşalım. Şimdi burası 90 dereceydi. Bunlar da 90 derece ardışık iki açıortayları. Buradan da paralel doğrumu uzattım. Burayı kesin ikiye bölüyordu. Burayı da kesin ikiye bölüyor. Ve şunlar da muhteşem üçlüden dolayı birbirine eşit geliyordu dostlarım. Sonra şuraya A birim yazalım. Burası da A birim. Şurası da A birim. Bu da A. Bu da A. Bu da A dedik. Şu ortaya da KL'yi sorduğu için X diyelim buraya. Şuraya da B yazalım. Buraya da B yazalım dostlarım. Şimdi bakalım neler çıkıyor karşımıza. A, X ve A. Yani 2A ile X'in toplamı B. O halde buraya biz artık 2A artı X yazalım. Buraya da 2A artı X yazalım. B diye bir harf olmasın işin içinde. Sonra diyor ki kardeşim, elde edilen dörtgenin, yani şu dörtgenin çevresi. Şimdi şunlara biz B diyelim hatta. Şuralara BB yazalım. Yok, B, C diyelim buraya. Buraya da B ve C diyelim dostlarım. Heh, böyle olsun. Şimdi katlanıyormuş. Bu bunun üstüne geliyormuş. He, katlandığında tam üstüne geliyorsa o zaman bunlar kesin birbirine eşit. Onu da söylemiş olalım. Şimdi diyor ki soruda turuncu üçgenlerden birinin çevresinden. Bakın şu mavi üçgenin çevresini ne bulduk biz? 2A artı X burası. Şurası X, şurası B, şurasında B bulduk. Şimdi 2A artı X, artı X de burada var. 2A artı 2X, artı 2B. Bu mavinin çevresi. Turuncu üçgenlerden birinin çevresinden. Şimdi bunun birinin çevresi de ne yaptı? A, A, B, B. Yani 2A artı 2B'den 12 birim fazla. Bunun 12 fazlası buna eşitmiş. 2A ile 2A, 2B ile 2B gitti. Demek ki 2x eşittir 12, x eşittir 6 geldi cevap. Denizli'den paketlendi dostlar. Evet, buna biraz uğraştık sanki ya. Çevirdim. 5 numaralı köşe taşındayım dostlarım. ABC'de paralel kenar diyor. Bunlar köşegenmiş. X kaçtır diye de bir soru soruyor. Dostum, paralel kenarda köşegenler birbirini ikiye böler. Köşegenler eşit değildir. Ama tam kesiştikleri noktada birbirlerini ikiye bölerler. O yüzden bu X artı 4 dediğin uzunluk 2X eksi 1'e eşittir. X'i buraya aldım. Eksi 1'i buraya aldım. X eşittir 5 çıktı. Buna bakalım. Şimdi ne dedik? Paralel kenarda köşegenler birbirini ikiye böler. O yüzden buraya da bu simgeyi koydum. Hatta bunu da getirip karşıki kenara eşitledim. Şurası X ise ikiz kenardan bu da X çıktı. Tabii ki bu da X. O zaman bu da X geldi. Şimdi diyor ki AED. AED. Yani bizim X dediğimiz şey ACB'nin iki katıymış. ACB'nin. O halde burası X bölü 2'dir dostlarım. Şimdi şu üçgenin iç açılarını toplayalım. 2x var. Bir de x bölü 2 var. Bu 180'e eşit. Buradan 2, 3x, 4, 5x yapıyor. 5x bölü 2 eşittir 180. 5x eşittir 360. X eşittir 360 bölü 5. 72 geldi sorunun cevabı. Köşegenleri çizilmiş ABCD paralel kenarında. DKC üçgeni D köşesi etrafında ok yönünde döndürüldüğünde K noktasının görüntüsü K üssü oluyor. Tamam. DCC üssü. DCC üssü 70. Tamam. Alfa kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz bu üçgeni döndürdük. Şurada yukarıya taşındı arkadaşlarım. Bu üçgen yukarıya gelmiş. Bir kere
şu DC kenarı, bakın şöyle DC'yi, bu simgeyi koyalım, dönmüş şuraya gelmiş. O zaman bunlar eşit. Sonra DK dönmüş DK üssü olmuş. O zaman bunlar da eşit ve şuraya alfa yazalım biz. Şuraya biz bir B açısı yazarsak bu B döndü, buraya geldi. Bu da B oldu. Sonra şunlar eşit olduğu için 70 ise şuranın da 70 olduğunu, 70, 70, 140, B'nin 40 olduğunu bulalım. B 40 derece ise şurası da 40 ve 2 alfaya 140 kalıyor dostlarım. Alfa eşittir 70 çıkıyor Goberler. Evet, cevabımız Ceyhan'dan geldi. 5 numarada tamamdır. Geldik 6 numaralı köşe taşına. X demiş. Şimdi şunlara biz bir kere K, K, şuraya da 2K yazalım. Bakınız burada bir kelebek üçgen çıkarttık. 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla X'e 2X oranı mevcut. Ve bize de demiş ki EC, yani 3X'i sana 24 olarak verdim demiş. O halde X eşittir 8 geldi. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Yine bir paralel kenar BF 6, DEX nedir diye bir soru soruyor. Şimdi dostum ne dedik? Paralel kenarda köşegenler birbirini ikiye bölüyor. Yani şu E noktasında şurası kesin ikiye bölünmüş. Ben sizden şu üçgene bakmanızı istiyorum. Hiç benzerlik yapmayacağım bu soruda. Bakın bu üçgende AH dediğiniz uzunluk bir kenar ortay mı dostlarım? Evet. Peki BE dediğimiz uzunluk bir kenar ortay mı? Lan buna da evet. Peki iki kenar ortayın kesiştiği şu noktaya biz ne diyorduk? Ağırlık merkezi. Yani bu soruda F ağırlık merkezidir dostlarım. O halde tabana bir açıya iki kuralını yapabilirim. Şurası da 3 olur. Dolayısıyla burası toplamda 9 geldi. Burası 9 ise X de 9 çıkmak zorundaydı. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyordu. Cevap Ceyhan'dan patladı. Şuna bakalım. Paralel kenar biçimindeki bir arazinin üst kenarına eşit aralıklarla lambalar, alt köşesine de güneş enerjisi panelleri yerleştiriliyor. Tamam. Enerji panellerinin lambaların ikisinin yerinden altından çekilen doğrusal kablolar gösterilmiştir. Solda ve sağda yanan lambaların kablolarının kesiştiği noktaya uzaklıkları sırasıyla 27 ve 48 metredir. Onu da göstermiş. Buna göre soldaki ve sağdaki panellerin kablolarının kesişim noktalarına uzaklıkları toplamı kaç metredir diye de bir soru sormuş. Şöyle yani. Şimdi şunlara biz bir K, 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 K diyelim. O halde burası 4K geldi toplamda. Ve şu kelebek üçgeni gördüm arkadaşlarım. Kelebek üçgenin oranı bakın 3K'ya 4K, yani 3 bölü 4. O halde burası 3M ise kelebek üçgenden 4M. Şurası 3N ise burası 4N. Bakın 3N'ye 27 düşmüş. Yani 9 katı. 4N'ye 36 düşecek. Burası 36 geldi. 3M'ye 48 düşmüş. Yani 16 katı. 4M'ye 16 katı 64 düşecek diyebilirim. Bize de 64 ile 36'nın toplamını soruyor. Cevap 100 geldi. Yani Adana'dan çıktı dostlar. Evet, 6 numarada tamamdır. 7 numara. Paralel kenarın alanıyla ilgili soru çözüyoruz şimdi dostlarım. Bakın burası 60 ise burası da 60'tır. Karşılıklı açılar eşit olduğu için. Karşılıklı kenarlar eşitti. 4, 6 yazalım. Şimdi bu soruyu çözmenin iki yolu var. Birinci yolu şuradan köşegen çizip ben şuradaki üçgenin alanını sinüs alandan bulurum. Şuradaki üçgenin alanını sinüs alandan bulurum ki zaten köşegen paralel kenarda alanı ikiye böler. Birini bulmam yeterli. Bunu bulduktan sonra 2 ile çarpmam alanı buldum anlamına gelir. Bu birinci yol. İkinci yolsa şuradan 60'ı gördüğüm zaman bir yükseklik indiririm. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3 gelir. Paralel kenarın alanı taban çarpı yüksekliktir dostlarım. Tabanla yüksekliği çarpıyorsunuz. Tabanımız 6. Bu tabana ait yükseklik 2 kök 3. Yani 6 çarpı 2 kök 3, o da 12 kök 3 yaptı. Cevap Ceyhan'dan patladı. Şuna bakalım. Bakın burada 60'ın karşısı 9. Şuradaki Z harfinden şuraya da bir 90 yazalım.
şurası 30 olsun. 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı 3 3 olur. Şimdi alanı soruyor. Bakınız taban burası seçtim 8 3. Buna inen yükseklikte 9 geldi. 8 kere 9 72 3 sorunun cevabı oldu. Yeni nesil sorumuza bakalım. Dikdörtgen biçimindeki çerçeve bağlantı noktalarından hareket edebilmekte olup A ve B köşelerinden duvara monte edilmiştir. Uzun kenarı 20 imiş arkadaşlar. Çerçeve bir el ile sol taraftan itildiğinde A ve B noktaları sabit kalıp C noktası A köşesi etrafında 45 derece dönerek paralel kenar oluşturuyor. Bakın şöyleydi normalde bizim dikdörtgenimiz. Şöyle bir dikdörtgenimiz vardı burada ilk başta. C'den biraz böyle döndürdük. Ne kadar döndürdük? 45 derece döndürdük. Ve böyle bir paralel kenar oluştu. Ve bu son durumda kapladığı alan da 120 2'ymiş bu paralel kenarın alanı. Şimdi dostum, şurası paralel kenarın yüksekliği. Buradan inen de yükseklik. Şu da h. Paralel kenarın şurası 20'ymiş. Dikdörtgende de 20'ydi. Burada da 20. Sonuçta uzunluk değişmiyor. O halde h çarpı 20 eşittir 120 2 olacak. Şöyle birer sıfır silelim. 2'ye bölelim. H eşittir 6 2 geldi. Şurası 6 2. Bize de diyor ki başlangıçtaki çerçevenin çevresinin başlangıçtaki çerçevenin çevresi nedir? Şimdi şurada bir 45-45-90 üçgeni yapalım. 6 2. Bu da 6 2. Burası 2 katı. Yani 12. Bakın burası 12 ise demek ki şu kenar da 12. Üsttekini de gösteriyorum. Bu da 12. Bu da 12. Bu da 20. 20, 40, 52, 54, 64 yaptı. Toplam çevremiz Bursa'dan çıktı arkadaşlar. Evet, 8. köşe taşındayız. 12 alan ABCD nedir diye bir soru soruyor. Şimdi ardışık iki açının açıortayı arasındaki açı 90 dereceydi. Bu 1. Şurada bir h kare eşittir p çarpı k ökliti yaparsak h kare eşittir 4 çarpı 2'den 8 h eşittir 2 2 geldi. Şurası 2 2. Dostum açıortayda şöyle bir özellik vardı. Fışkırtma teoremi diyordum ben o ismini. Buraya çizilen diklikle buraya çizilen diklik eşitti. Bu da h. Bu açıortay içinde yine buraya çizilenle buraya çizilen diklik eşitti. Bu da h. Bakın paralel kenarın yüksekliği 2 h çıktı. Zaten bunu kural olarak da söyleyebiliriz dostlarım. Şuradaki dik üçgenin yüksekliği neyse paralel kenar ki hep 2 katı olacak. Dolayısıyla şimdi paralel kenarın alanını soruyor. Tabanı 12, yüksekliği 2 h yani 4 2. O halde toplam 48 2 çıkar sorunun cevabı. Şuna bakalım. Bakın ne dedik şimdi? Buradaki x neye eşit her zaman? Paralel kenarın yüksekliğinin yarısı. 12 ise bu ne olacak? 6. Paketledik gitti hemen. Bunu da şöyle ispatlayabiliriz. Buraya çizdim diklik. Buraya çizdim diklik. Bunlar x, x olur. 2x 12'ye eşit gelir dostlar. Paralel kenar biçimindeki kağıdın köşelerindeki açıların açıortaylarının kesişim noktaları k ve l'dir. Yani şurası kesin 90, şurası kesin 90. Kağıdın üst kısmı kl boyunca alt kısmının üzerine katlandığında elde edilen şeklin yüksekliği 9 cm olur. Şimdi üst kısmı kl boyunca katlandığında tam şuraya geliyormuş. Kl de bu durumda paralel oluyor dostlarım. Şuraya geldiğinde oluşan yeni şeklin ne diyor? Elde edilen şekil şu buraya katlanırsa dostlarım sadece alt taraf kalır elimizde. Ve bunun da yüksekliği 9'muş. Dolayısıyla üst tarafın da yüksekliği 9 olacak. Çünkü bu tam ortadan bölüyordu hatırlarsanız bu paralel çizgi. Tamam. Tüm yükseklik 18 oldu. Buna göre K ve L noktalarının sırasıyla AD ve BC kenarlarına uzaklıkları toplamı kaç santimdir? AD'ye, şimdi K'nın buraya olan uzaklığı neye eşitti? Yüksekliğin yarısına 9. L'nin buraya olan uzaklığı neye eşitti? Yüksekliğin yarısına 9. O zaman 9 ile 9'un toplamı 18 çıkacak sorunun cevabı. 8'i de gömdük. 9'a geçebiliriz artık. Alan dağılımı yapacağız herhalde burada da arkadaşlarım. Evet. Şimdi önce bir oranı yazalım. DE'ye 2K diyelim. AE'ye 3K diyelim. DEC'nin alanını 8 vermiş. Bakın hemen köşegeni çizerseniz
şu üçgenle şu üçgenin alanlarını oranlayabiliyoruz. Çünkü tepe noktaları aynı C. Tabanları da doğrusal oranlanabilir. 2K'ya 8 düştüyse 4 katı, 3K'ya 12 düşecek. Yani köşegenin üst tarafı 20 oldu. Köşegen alanı 2'ye böldüğü için burada 20'dir. Toplam alan 40 geldi diyebiliriz. Hemen buna bakalım. CF, FB'nin 3 katıymış. Şuraya K yazalım. Burası 3K. Bakın şu köşegeni çiziyorum hemen. Şimdi buraya A yazarsam burası 3A. Köşegen olduğu için burayı 4A diye böldüyse burayı da 4A diye bölecek ve kenar ortay olduğu için 2A, 2A dağıttı. Diyor ki EBFD yani mavi üçgen yani 3A 18'dir. O zaman A 6'dır diyorum. Bana da tüm paralel kenarın alanını soruyor. Yani 8A'yı soruyor. 6 kere 8 Bursa'yı paketledim dostlar. Paralel kenar biçimindeki bir çikolata. Köşegenleri boyunca kesilip üstteki ve alttaki parça dikdörtgen tabanlı bir kutuya yerleştiriliyor. Tamam. Dikdörtgenin alanı 60 olduğuna göre ABCD'nin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle yapacağız dostlarım. Öncelikle köşegenlerin ikisi birden çizildiğinde paralel kenarın alanı 4'e bölünür. Bunları kestik. 4 tane A alanlı üçgen elde ettik. Bunların iki tanesini şuraya A ve A olacak şekilde yerleştirmişiz. Şimdi üçgende alanı hatırlarsanız arkadaşlarım, paralel iki doğrunun arasındaki üçgenin alanı tepe noktasını tutup istediğiniz yere getirin alanı değişmiyordu. Bakın ben şu tepe noktasını buraya getirdim. Buradaki taradığım alan da A oldu. Şimdi şu üçgenin alanına bakın dostlarım. Bakın şurada bir 2A'lık bir üçgen oluşturdum. Görün bunu. Şurada bir 2A'lık üçgen çıktı. Diyor ki kural, böyle ardışık iki köşeden karşıki kenara bir üçgen oluşturduğunda bu üçgenin alanı tüm dikdörtgenin yarısıdır. Tüm dikdörtgen 60 mıymış? O zaman 2A 30'dur. Yani A 15'tir. Bize de buradaki 4A'yı soruyor. 4 tane 15'i soruyor arkadaşlarım. Cevap 60 gelecek diyebiliriz. Evet. 9 da tamam. Geldik 10 numaralı köşe taşına. Bakın az önce söylediğim kuralı burada uygulayalım şimdi. Ardışık iki köşeden karşıki kenara bir üçgen oluşturursanız işte bu üçgen tüm paralel kenarın yarısı. O zaman biz bu üçgenin alanını bulalım ilk önce. Şuradan bir diklik çizelim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 çarpı 10, 30 bölü 2'den 15 geldi bu üçgenin alanı. O zaman paralel kenarın alanı da 2 katı olacak 30. Buna bakıyoruz. Bir oran vermiş yine. EF, DE'nin 2 katıymış. Buraya K, buraya 2K yazın diyor. Alan ABCD'yi 72 vermiş. Bakın şu üçgeni yine çizdim. Buraya A, buraya 2A'yı yapıştırdım. Kenarların oranından alanların oranına geçtim. Ve biliyorum ki artık şuradaki 3A denilen olay, 3A dediğimiz şey, tüm paralel kenarın yarısı. Yani tüm paralel kenar 72 ise yarısı yani 36 3A'ya eşit. Demek ki A eşittir 12. DEC'yi soruyor. DEC yani A'yı soruyor. 12'yi paketledim. Şuna geçelim. Paralel kenar biçimindeki bir levha kesikli çizgiler boyunca kesilip 3 parçaya ayrıldı. Şimdi neydi kural? Şu ortadaki parça her zaman yarısıydı. Lan bu yarısıysa şu diğer ikisi de diğer yarısı olacak. Yani 18 ile 10, 28 yarısı. O zaman bu da 28. Oluşan mavi yeşil üçgenlerin alanı sırasında başlangıçtaki paralel kenar köşegenleri boyunca kesilip 4 parça ayrılsa da her bir parçanın alanı ne olurdu? Şimdi 28 yarısıysa tüm alan 56. Diyor ki sen diyor bu paralel kenarı köşegenleri boyunca kesseydin 56'yı bu sefer 4'e bölecektik değil mi arkadaşlarım? Her biri birbirine eşitti. 14, 14, 14, 14 olurdu diyoruz. Cevap da Bursa'dan çıkıyor dostlar. Evet 10 numarada tamamdır. Şimdi ne kaldı geriye? Tarama testi kaldı arkadaşlarım. Bunu da bir ara hallederiz inşallah. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gobeller.